Merhaba, bu videoda sizlere Robust RPA ürünü ile örnek bir otomasyon sürecinin nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Örnek sürecimizde çeşitli e-ticaret sitelerinden alınmış olan ürün listelerinin bulunduğu Excel dosyalarının ilgili kişilere e-mail ekinde gönderilmesini sağlayacağız. Bunun için süreç içerisindeki tüm koşulları tek bir karar tablosundan yöneteceğiz. Görmüş olduğunuz karar tablosu döngü içerisinde çağrıldığında, her bir döngü adımı için tekrarlayarak sürecin çok daha kolay tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamakta. Biz bu örnek sürecimizde 10 satırlık bir karar tablosu kullandık. Ancak yüzlerce satır içeren karar tabloları oluşturabilir ve giriş değerlerinizi bu tabloları kullanarak koşullandırabilirsiniz. Bu süreç için oluşturduğumuz karar tablosunda bir giriş, iki çıkış değeri kullandık. Giriş değerlerini içeren folders sütununa süreçte 10 ayrı e-ticaret sitesi için işlem yapmak istediğimizden 1'den 10'a kadar değer verdik. Bu numaralandırma işlemi sayesinde döngü içerisinde karar tablosunda bulunan 10 satır için sırasıyla işlem yapılmasını sağlayacağız. Burada folders değeri 1'e eşit olduğunda 1. satırdaki çıkış değerlerini kullanmak istediğimizden listeden eşittir operatörünü seçtik. Sürecinize göre buradan diğer operatörleri seçerek karar tablonuzu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda oluşturduğunuz giriş kolonunda sütun başlığına tıklayarak kolon editörünü açabilir ve bu alandan sütun başlık değerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Süreç içerisinde kullanmak için belirlediğiniz değişken ismini Variable Name alanına yazabilirsiniz ve değişken tipini Variable Type alanında listeden seçebilirsiniz. Biz bu süreçte ilk olarak input değeri için folders başlıklı bir sütun oluşturduk ve değişken ismini de folders olarak belirledik. Çıkış değerleri olarak ise folders name ve email adresi değerlerini belirledik. Bu sayede döngü birinci kez dönüyorken folders name değişkeni bir değerinin karşısında bulunan Alibaba bilgisini içerecek. Aynı şekilde ilgili email adresi de bir değerinin karşısındaki email adresi olacak. Karar tablosunu süreç içerisinde çağırmadan önce sürecimizde Robusta'da değişken tanımlamamızı sağlayan Date Object alanında bu değişkenleri tanımlamamız gerekmekte. Bunun için süreç tasarım ekranında boş bir alana tıklayarak Date Object parametresine tıkladık. Sürecimize ilk olarak e-mail hesabına bağlanmak için mail bileşeni altında yer alan IMAP SMTP Connection aktivitesini kullanarak başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız ve ilgili parametrelerin girişini yapmanız yeterli. SMTP, e-mail gönderimi için kullanılırken e-mail okuma için IMAP protokolü kullanılmaktadır. E-mail işlemlerini yapabilmek için bu iki bileşenle iki protokolün de yapılandırılmasını sağladık. Parametre değerlerinin nasıl girileceğini e-mail hesap sağlayıcısının internet sitesinden kolayca öğrenebiliriz. Biz Gmail hesabına bağlanacağımız için Google'ın ilgili sayfasından bu bilgileri ve varsa yapılması gereken diğer işlemleri öğrendik. Görmüş olduğunuz tablo içerisinde bu ayarları nasıl değiştirmemiz gerektiği bilgisi yer almakta. Buradaki bilgilere göre IMAP SMTP Connection aktivitesindeki ilgili alanları doldurduk. Bağlanmak istediğimiz kullanıcı e-mailini de ilgili alanlara girdik. Daha sonra Date Object alanında daha önce tanımlamış olduğumuz şifre bilgisini içeren password değişkenini de ilgili alanlara yazdık. Tanımladığımız değişkenleri süreç içerisinde kullanmamızı sağlayan dolar süslü parantez yapısı içerisinde yazmamız gerekmekte. Connection Name alanına ise sürecin ilerleyen aşamalarında hangi e-mail bağlantısında işlem yapacağımızı seçmek için belirlediğimiz referans ismini yazdık. Bağlantı tamamlandıktan sonra karar tablosunu çağırmadan önce sürecimize bir döngü aktivitesi ekledik. Süreçte döngü aktivitesi oluşturmak için Structure bölümünden Subprocess aktivitesini sürece dahil ettik. Ana sürecimizde olduğu gibi bu alt süreçte de başlangıç ve bitişi belli olan bir akış oluşturmamız gerekmekte. Bu alt sürecin kaç defa tekrarlanacağı bilgisini cardinality alanında tanımlamamız gerekmekte. Ve eğer bu tanımlamayı yapmazsak alt süreç bir kez çalışacaktır. Bu örnekte döngünün 10 kere dönmesini istediğimizden cardinality alanına 10 değerini girdik. Döngümüzde her bir işlemin sıralı olarak yapılmasını istediğimizden multi-instance type alanının değerini sequential olarak seçtik.
döngünün içerisinde ilk olarak karar tablosunda tanımlamış olduğumuz iş kurallarını uygulamamızı sağlayan Decision Task aktivitesini kullandık. Bu aktivitede Decision Table Reference alanında oluşturmuş olduğumuz karar tablosuna ilgili alandan seçtik. Daha sonra mail bileşeni altında yer alan Send aktivitesiyle her bir e-ticaret sitesi için ilgili ek dosyanın ilgili kişiye gönderilmesini sağladık. Bunun için işlem yapmak istediğimiz e-mail bağlantısını Connection Name alanında listeden seçtik. From alanına e-maili göndermek istediğimiz e-mail adresini girdik. To alanına ise karar tablosunda tanımladığımız e-mail adreslerinin bilgisini içeren değişkeni dolar süslü parantez yapısı içerisinde yazdık. Subject alanında her e-mailde ilgili e-ticaret sitesini konu başlığı olarak değiştirmek istediğimizden yine karar tablosunda bu bilgiyi içeren folders name değişkenini girdik. Message alanına e-maile yazmak istediğimiz metni girdik. Attachment alanına ise her bir döngü adımında farklı bir dizin olacak şekilde dizin bilgisini değişken kullanarak uzantısıyla birlikte girdik. Burada da değişken kullanarak her bir döngü adımında ilgili klasörden ilgili dosyanın e-maile ek olarak eklenmesini sağlamış olduk. E-mail içeriği hakkında bilgilendirmek istediğimiz kişi olmadığından bu alanları boş bıraktık. E-mailin HTML formatında olmasını istemediğimizden HTML kutucuğunu da işaretlemedik. Son olarak döngü sonlandığında bir sonraki adıma geçilmesini sağlamak için Script Task aktivitesini kullanarak birden 10'a kadar değer verdiğimiz folders değişkeninin bir artmasını sağladık. Script Task aktivitesinin ayrıntılı kullanımı için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Son olarak döngüyü ve sürecimizi end-to-end ile sonlandırdık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım. Sürecimiz sıraya alındı ve sırası geldiğinde Scheduler servisi tarafından çalıştırılacak. Bu süreçte kullanılan aktiviteler ön yüzde çalışmadığından işlemleri göremedik. Ama bu ekranda gördüğümüz gibi sürecimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi sürecimizin hangi adımlardan ilerlediğine bakalım. Sürecin ilerlediği adımları ve süreç içerisinde oluşturulan değişkenleri Show Diagram bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. E-mail göndermek istediğimiz adresleri kontrol ettiğimizde, ilgili e-maillerin ekinde ilgili Excel dosyasıyla birlikte başarıyla ulaştığını görüyoruz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.